Sevgili gençler, selamlar, sevgiler, merhabalar. Hocam, üniversite sınavına 5 ay var ve ben 5 ayda üniversite sınavında neler yapabilirimin cevabını vermeye çalışacağım. Üniversite sınavına 1 ay kala, 2 ay kala, 3 ay kala çalışma temposunu artırıp güzel bir çalışma programıyla başarılı olmuş birçok arkadaş duymuşsunuzdur. Bunu öğretmenleriniz anlatmıştır, çevrenizdeki insanlardan duymuşsunuzdur. Üniversite sınavında biz şu an 3 ay ya da 2 ay kalma durumundan bahsetmiyoruz. Sınava daha 5 ay var. 5 ayda çok şey yapılır. Yeter ki planlı, programlı, en önemlisi kendini farkında olarak gerçekçi olman. Arkadaşlar, üniversite sınavında 5 ay var. 5 ay, 5 sayı olarak küçük bir sayı ama 5 ayı sen, ay olarak 5 ay küçük gibi gözüküyor da 5 ayı sen 130-150 gün olarak düşünsen 5 ayı, 150 gün çok şey demek. Arkadaşlar, 150 günü haftalara bölerek planlayın. Yani her hafta belli başlı konuları çalışın. Tabii sınav haftaları da üniversite sınavına çok yakın haftalara kadar konu öğrenmeye çalışmayın. Mayıs'ın sonuna kadar gelecek şekilde 5 ayı haftalara bölün. Eksiğiniz olan konuları ya da tekrar etmeniz gereken konuları belirleyin. Yazın bir kağıda. Matematikte atıyorum bu konuları bu arada. Matematikte AYT'de logaritma bitirmeniz gerekiyor. Ocağın ilk haftası olduğunu düşünün. Ocağın ilk 1 ile 7'si arasını planlıyorsun. O matematikte AYT, matematikte logaritma. O hafta bitsin. TYT matematikte basit eşitsizlik mutlak değer. O hafta bitsin. Fizikte optik mi çalışacaksın? Optiği o hafta bitir. Kimyada gazlar mı? O hafta bitir. Ne bileyim, coğrafyada, Türkiye coğrafyası ile ilgili işte ne bileyim Karadeniz bölgesi. Bilemiyorum tabii, bunları atıyorum. O hafta bitir bunların hepsini. Türkçede paragraf mı çözmen gerekiyor? Her hafta ne paragraf koydun? 100 tane paragraf çözmen gerekiyor. O bir haftada onun hepsini bitir. O bir haftada bunu böyle haftalar haftalar bitire bitire ilerlerse senin için çok daha faydalı olur. Ama ben şuna karşıyım. Mesela sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Sabah 7'de kalkacağım, 8'de yüzümü yıkayacağım, 9-10 matematik çalışacağım, 11-12 fizik çalışacağım, 1-2 camdan dışarı bakacağım, ne bileyim 4-5 matematik tekrar bakacağım, 6-7 Türkçe çalışacağım. Aman anne, 7-8'e bir şey koyma çünkü benim 7-8'de tarih çalışmam lazım, yoksa ben akşam yemeğini 7'de 8'de yemem diyemezsiniz. Böyle bir çalışma programı da yok zaten. Ben buna da inanmıyorum ayrıca. Böyle robot değiliz arkadaşlar. Bazen iyi günümüz oluyor, bazen moralimizin bozuk olduğu an oluyor. Bazen çalışmak istemiyoruz, bazen futbol maçım var ya da bazen seyretmen gereken bir dizim var. Ya bundan feragat etme zaten. Yani orada futbol maçı varken kimse kendini kandırmasın. Öyle ucuz kahramanlık yapmayın. Orada futbol maçı varken sen oturup da burada matematikte ben logaritmayı bitirmem lazım, maç hiç umurumda değil diyemezsin. Erkeklerin birçoğu da böyledir. Ya da ne bileyim, seyretmen gereken bir şey var. Ya da ailenle bir planın, programın var. O programa katılman lazım. Daha önceden tertip edilmiş bir organizasyon. Arkadaşlar, bunları yapın. Saatlik bir şekilde hareket ederseniz bu tür gündeminizin dışında, programınızın dışında olağanüstü hallerde çaresiz kalırsınız. O yüzden haftalık belirleyin. Haftalık mesela matematiği o hafta bitirmem mi gerekiyordu? Matematikte, logaritmada. Kitaplarında kaç tane test var? 10 tane. 10 testi bitir. Eğer programın erken biterse geçmiş konulara ilişkin tekrar eder soru çözersin. Ya da bir önündeki bir sonraki haftanın programından artık çalışmaya başlarsın. O yüzden programınızı böyle haftalık haftalık yaparsanız çok daha sağlıklı olur sizin için. Arkadaşlar, program her şeyden çok önemlidir. Ha, üniversite sınavına 3 ay kalmış olsaydı ya da ne bileyim 2 ay kalmış olsaydı. Hocam, nasıl bir program? Arkadaş, 2 ay kalmış. Daha orada program sökmez. Topunla, tüfeğinle gideceksin artık. Geceli gündüzlü. Yani o son 2 ayın çalışmamışsın. Son 2 ayda ne yapabilirsen. O yüzden 5 ay varken programını yaptın. Bu programa uy, başarılı olursun. Bir de arkadaşlar, AYT ile ilgili limit türev integral, zaten birçoğunuz okullarda ikinci dönem göreceksiniz. Limit türev integral önemli bir konu matematikte. Kim ne derse desin, üniversite sınavında hem eşit ağırlık hem de sayısalda ilk sıraları limit türev integral sorularıyla belirleniyor. Şöyle, TYT'de problem, AYT'de limit türev integral. Ki özellikle türev integralde ÖSYM'nin son 3-4 yıldır çok güzel, çok orijinal, bizim de ilk defa gördüğümüz soru tarzları var. Aslında soru kolay. Daha önce soruyla karşılaşmadığınız için sizler sınav anında ya soruya nasıl yaklaşacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden size soru o an zor gelebiliyor. O bakımdan türev integral sormaları güzel bir şeydir.
integralle fark atarsın. Onu özellikle söyleyeyim. Neden? Geçen yıl bunu test ettik arkadaşlar. Bunu deneyimledik. Geçen yıl malum ülkemizde çok üzücü bir hadise yaşandı. Deprem hadisesinden sonra. İkinci dönem konuları çıkarıldı. Ondan 2 yıl önce de pandemi dönemi ikinci dönem konuları çıkartıldı. Bu 2 yılında üniversite sınav sonuçlarını dikkatli inceleyin. Bu 2 yılda üniversite sınavına giren, gerçekten çok çalışan abileriniz, büyükleriniz, arkadaşlarınız emeklerinin karşılığını alamadılar. Çünkü fark atacakları konular çıkarılmıştı. Herkes bir de ikinci dönem konuları çıkartılınca, 12. sınıfın ikinci dönem en önemli konuları. Geri kalan konuları öğretmenlerimiz çok anlattı. Çok tekrar etme fırsatı buldu herkes. Konuları gerçekten fazlaca örnek çözerek herkes öğrendi. Yani o limit türev integral arkadaşlar, türev integral zor değil de uzun. Yani başını kaçırdın mı sonuna getiremiyorsun. Hele hele türevi öğrenemediysen integral içinden çıkamıyorsun. Konular da uzun olduğu için öğrenciler de ikinci dönem onları çok son günlere falan bırakıyorlar. O konular bir şekilde erken davranan, düzgün çalışan, programlı çalışan, aksatmayan hemen farkını ortaya koyuyor ve sınav sonucu da ona göre iyi oluyor. O yüzden limit türevi integral konularının 12. ve 2. dönem konularının matematik için konuşuyorum. Bu yıl üniversite sınavında inşallah bir memleket olarak, millet olarak üzücü bir şeyler yaşamayız. İnşallah buna ilişkin de sizler çalışma programınızı, düzeninizi bozacak bir sürprize karşılaşmazsınız. Üniversite sınavınıza bu konularla girince arkadaşlar, bu konularda dediğim plan program çerçevesinde iletirseniz emeklerinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Evet. 5 ay 130 150 gün. 150 gün, günde bir soru öğrensen 150 soru öğrenmiş olursun. Geç günde bir soruyu, 3 günde bir soru öğrensen 150 günde 50 tane soru yapar. 50 tane soru da bir çoğunuzu çok iyi yerlere taşır. Zaten 50 tane soru yapabiliyorsan, TYT için konuşayım. 50 desen ekledin, oldu sana 100. Mis gibi. 70 soru yapıyorsan 50 de soru eklersin, 120. Krallar gibisin. O yüzden 150 gün az bir süre değil. Arkadaşlar, hani koşuda ne yaparlar? Koşucular koşar 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 son metrelerde, son düzlükte artık herkes depar atmaya başlar. Son düzlükte depar atan kazanır. Daha son düzlüğe girmedik. İkinci dönemden itibaren son düzlüğe gireceğiz. Ama son düzlüğe yaklaşıyoruz. Temponu artır. Bir de bu yıllardır tecrübeyle sabit. Biz 4 mevsim yaşayan bir ülkeyiz. Kışın hemen ardından bahar geldi mi, birçok arkadaşınız çalışmayı bırakacaklar. Güneş açmış, sağda solda gezecekler, kafelere gidecekler, oraya buraya gidecekler. Bir saat belki arkadaşıyla güzel vakit geçireceğim diye üniversite sınavında belki 10 puanı düşürecek. O onun farkına varamayacak ama o onun farkına hiçbir zaman varamayacak. Yani orada bir saat vakit geçirmese, gelse, ödevini, planını, programını yapsa, çalışmasını yapsa çok daha güzel şeyler olacak ama onu hiçbir zaman anlayamayacak. O baharın arkadaşlarının muhabbetine kalıp çalışmadığı zamanının kendisine nasıl zararlar açabileceğini hiçbir zaman anlayamayacak. Bunu unutma. Bahar geldi mi birçok kişi zaten çalışmayı bırakıyor. Hele de sona doğru Haziran, Mayıs'ın ondan sonra sıcaklar başlıyor. Bu sefer de ya hocam sıcaktan çalışılmıyor. Öf pöf falan etmeler başlıyor. Yani öğrencinin mazereti bitmez. Yeter ki öğrenciye mazeret olabilecek bir şeyleri hatırlat ya da öyle bir ortama sok. Hemen o mağdur olmasa bile hemen diyor ki ya ben böyle bir mağduriyetim var, benim mazeretim var, çalışamadım falan der. Arkadaşlar böyle şeylere hiç gerek yok. Böyle şeyler yapmayın. Dediğim gibi 5 ay var. 5 ayda çok şey yapılır. 5 ayı iyi değerlendir. Üniversite sınavında emeklerinin karşılığında alır. Ondan sonra zaten sınavdan sonra sınav açıklanır. Misler gibi istediğin bölümü kazanırsın. Git ondan sonra kendine aylarca tatil izni ver, kafa izni ver, dinlen, yat, yuvarlan. Ama üniversiteye gidince de şunu diyeceksin. Ya ben sınav hazırlanırken bu kadar çalışmadım diye. Üniversitede daha çok çalışıyorum ama çok keyiflidir. İnşallah hepiniz güzel bölümlerde okumak nasip olur. Hepinize hedeflediğiniz, istediğiniz bölümleri kazanırsınız. Ama arkadaşlar bakın, yıllardır bunu ben öğrencilerime hep söylüyorum. Lütfen kendinizi kandırmayın. Bazen bakıyorum öğrenciler şey yapıyorlar. Kendine umut tacirliği yapan, böyle hani olmayacak şeylerden bahseden, gerçekçi şeyler ona söylemeyen, kendi durumu ile ilgili, kendi seviyesiyle ilgili gerçekçi
olması gerekenleri söylemeyip de ona gaz veren, tamam biz gazla çalışıyoruz. Ben de motive olurken bir şekilde güzel sözler duymak istiyorum. Ama kandırılmak kötü bir şey. Kandırılmayın. Gerçekçi olun. Bakın arkadaşlar, üniversite, bunu ilerleyen aşamalarda, ilerleyen süreçlerde çektiğim videolarda da anlatacağım. Üniversite sınavında sizi etkileyen bir sebep de girmiş olduğunuz deneme sınavları. Sizler deneme sınavına giriyorsunuz. Hemen ben şu lafı diyeyim. O deneme olmaz. Hani denemeden 10 tane düşük yaptıysan net. Aa, o deneme iyi değil. O deneme zor. Ya kime zor? Göre zor. Kim karar veriyor buna? Denemenin zorluğu, kolaylığı kim karar veriyor? Ya deneme zorsa kendini ona alıştır. Üniversite sınavında kolay çıkarsa çok rahat yaparsın. Ama sen kendini kolay alıştırdın. Sınavda da onun bir tık üstü zor gelirse yamuldun gittin. Bir de kimse, yani prova sınavında, deneme sınavı, o ismi de biraz prova sınavı diyelim. Prova sınavı nedir ya? Üniversitenin sınavının, gerçek sınavın provasını yapmaya çalışıyorsun. Arkadaş, deneme sınavında çık, moralin bozulsun. Ama gerçek sınavda gül, mutlu ol. Deneme sınavının telafisi var. Gerçek sınavın telafisi yok. Biz bazen deneme gönderiyoruz. Öğretmenler arıyor. Ya hocam, bizim öğrencilerin morali bozuldu. Bizim öğrencilere moral motivasyon denemesi var mı? Moral motivasyon denemesi nedir ya? Kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Arkadaş, üniversite sınavının soru tarzı belli. Bu sınavda böyle soru gelecek. Buyur, yapacaksan bunu yapacaksın. Sen niye öğrenciyi böyle kandırmak için sınav yapmaya çalışıyorsun öğrencinin isteği doğrultusunda? Bakın bunu en çok bir de ben nerede yaşıyorum? Hocam, bu kitap benim seviyeme göre değil diyor. Oldu canım. Ben senin seviyene söylerim ÖSYM. Senin seviyene göre bir sınav hazırlar. Ya hepiniz aynı sınava giriyorsunuz. Sen sınavı niye kendi seviyeni indirmeye çalışıyorsun ya? Sen sınav seviyesine çıkacaksın. Bir yanlışlık yok mu burada? Mantıken bir kere yanlış. Hocam, bu bana göre değil. Bu kitap bana göre değil diyor adam. Ya tamam, o kitap sana göre değil. Bu kitap sana göre değil. O zaman bu sınava girmeyeceksin. Sana göre bir sınav yapasın ki öyle bir şey de mümkün değil. O zaman arkadaşlar, gerçeklerle yüzleşin. Sınavın soru mantığı ortada. Sınav sonu mantığını öğrenecek sorular çalışmanız lazım. Ona göre deneme sınavına girmeniz lazım. Bu deneme sınavı olayını çok önemsiyorum. Girmiş olduğunuz deneme sınavı olayını ve bununla ilgili arkadaşlar video çekeceğim. Yani deneme sınavlarındaki yaptığınız hatalarla ilgili video çekeceğim. Kendini kandıran varsa zaten bu videoyu seyretmez. Bunun altına da bir sürü böyle gereksiz saçma sapan yorum yazar. Ki yazmayın öyle şeyler. Arkadaşlar, bizler öğretmen olarak sizlerin kötülüğünü istemiyoruz. Neyse, olması gereken neyse onu söylüyoruz. Gerçekçi ol. Deneme sınavında bırak moralim bozulacaksa bozulsun, ama gerçek sınavda mutlu ol. Aileni mutlu et, etrafını mutlu et. Bir de aile olayı var. Onu da anlatacağım. Üniversite sınavında mezunlar beni dinliyorken aynen derler, Gökhan Hoca doğru söylüyor. Üniversite sınavına girersin, sınavının en kötü nasıl geçtiğini ilk başta ölsen seni merak etmeyecek adam seni arar. Yani dersin ya, sen niye arıyorsun? Hani sınavın hele de kötü geçtiyse ona bir açıklama da yapamazsın. Sen de yapamazsın, ailen de yapamaz falan filan. Yani o yüzden arkadaşlar, bu işin bir de psikolojik yanı var. Sınavdan sonranın psikolojisi. Sen doğru çalış. Sınavdan sonra gururla şu kadar net yaptım. İnşallah şu bölümü bekliyorum. Sonucun da açıklansın, kazandığın yer. Şurayı kazandım de, herkese büyük bir cevap vermiş olursun diyorum. Kendine iyi bak. Bu arada arkadaşlar, sizin için çalışma kağıtları hazırladım. Bunu da başka bir videoda açıklayacağım. %100 ÖSYM çalışma programı. Yani çalışma kağıtları hazırladım. O kağıtlarda sorular var. Sorular tamamen ÖSYM mantığında. %100 ÖSYM çalışma programı dedim ona. Tabii içine ÖSYM'nin benzer sorularını da koydum. Onu da zaten belirttim. İşte 2022 kurgusu diye kurgu soruları da ekledim. Bu çalışma kağıtlarını YouTube, bu çektiğimiz videoların altına da yayınlayacağım. metinyayinlar.com internet sitemizden de yayınlayacağım. Hatta öğretmen gruplarına da bunun PDF'ini paylaşacağım. Oradan benimle beraber ilk konu olarak problemler başlayacağız. Oradan benimle beraber konularınızı ilerleterek götürebilirsiniz. İlk konumuz problem olacak. AYT'den de limit türevi integrale ilişkin öyle sorular çözeceğim. Vakit bulabilirsem video çektiğim süre içerisinde konu anlatımları da yapmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar, öğretmenlerimiz sizlere konu anlatıyor. Ben bazı konularda fikirlerimi beyan ediyorum. Yanlış varsa yanlışa yanlış diyorum. İnşallah birçoğunuza faydalı olurum. Kendinize iyi bakın. Şu an etkileşim olsa da şöyle hepinizin sesini duyabilsem, hepinizin sesini duyar gibiyim. İnşallah bir sürece başladık. 2024
TYT ve AYT sınavında hep beraber mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.